Güvenlik kayıtları, şahitler, duydukları tehdit cümleleri hiçbir anlam polisini harekete geçirmeye yetmedi. Irkçı saldırgan cesareti de öyle buldu. Köln'de Azerbaycan kökenli bir işletmecinin aracı yakıldı. O anlarda kamera kayıttaydı. Öyle rahattı ki kimseye aldırış etmedi. Irkçı saldırgan aracın önce camını kırdı, sonrasıysa bu. Çıkarıyor benzin şişesini, arabanın üstüne döküyor, olduğu gibi de yakıyor. Kundaklamanın adresi Almanya. Olayın faili geçtiğimiz hafta Köln'deki bu restorana geldi. Burada taşkalaklık yaptı. Yani müşteriler rahatsız etmeye başladı. Dışarı çıkarılınca küplere bindi. Bu başladı, dışarı çıkıp burada sokağın ortasında var. Buradaki yan taraftaki kahveden önünde bütün yabancıların aleyhine küfürler, tehditler. Çevredekiler polis çağırdı. O ırkçı sözlerine ekiplerin önünde de devam etti. Bu Azerbaycanlıdır, bu Azerbaycan'a geri dönmelidir. Sonunda oradan uzaklaştı. Ertesi gün bir kez daha aynı adresteydi. Duvara ırkçı ifadeler yazdı. 24 saat sonra ise saldırının dozunu arttırdı. Arabanın camlarını indiriyor önce. Maksadı dükkanı yakmaktı. Arabadan başlıyor. Çünkü araba yanarsa dükkanı da yakar. Olan biten güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi bir kez daha polise gitti ancak nafile. Saldırganın peşinde kimse yok.